Evet, şimdi kesimimize başlayalım. Ama ben şu anda gerçekten tereddütte kaldım. Yani saçımın kesilmesini istemiyorum. Nasıl oldu bu? Yani sonuçta saçım gidecek. Şu anda böyle bir iklemde kaldım. İklem? İklem mi, iklem mi? İklem. Şöyle bir durur musun? Bu iklemin sonucunu bana anlatır mısın mesela? Yani mesela derken şu anda saçlarım gidecek. Bildiğin 8 sene uzattığım saç gidecek yani. Kekimle. Gidecek olan şeyi şöyle tarif edeyim. Şu kadar. O kadar. Hı-hı. Biraz daha. Şimdi santim santim ölçmeyeceğim. Bu kadar olacak. Ben üstlerinin katlarına yoğunluk vereceğim. Bu üstlerindeki katlar yoğun oldukça aşağının boyu benim için önemli değil. Yoğunluk da şurada olmayacak. Dolayısıyla ben bu saçı güzel bir katlı keseceğim. Günlük kullanabileceksin. Boyu çok gitmeyecek ama. Ya söz boyu veriyor çok, musunuz? Boyu çok gitmeyecek derken ben eğer bu sizin için çoksa bu çok gidecek. Bu çok mu? Ha tamam, şuradan mesela şu onun kadar. Onun haricinde bir ekstra bir kesim olmayacak. Söz veriyor musunuz bana? Üstlerine kat vereceğim diyor. Tamam, üstlerine kat vereceksiniz. Kat, onu kabul kesim, ediyorum. Mesela şuradan bir ince parça keseceğim. Bu hiçbir şey saklıdır mesela. Tamam. Şuradan şöyle mesela bu şu saçı şöyle alıyoruz. Bu kesildi. Bu saç çok ama boyuna geldiğinde çok olmayacak. Hani bunu yerde göreceksiniz. Anladım. Boydan gitmediği sürece, aralara kat verdiğiniz sürece kabul ediyorum. Aralara ama değil, üstlere ve tamam, yani üstlere. Şeyle, saçta hacim olacak. Saçı eğer uzun kullanıp hacimli kullanmıyorsanız ya da dalga verdirmiyorsanız. Dalga saç da hareketli, kullanıyorum, düz de kullanıyorum. Hareketli olmuyorsa bir şey olmaz ama düz bir saçta hareket sadece hani kabarık olur. Öbür türlü siz jöle, ne bileyim bir burgu fönü ya da ne bileyim hani dalgalı fön çektirdiğinizde, yaptırdığınızda daha net sonuç alırsınız. Anladım. Tamam, yani ara ara başlayalım, bakayım ona göre. Olmaz, kesim başlar ve biter. Kesim istemiyorum diyoruz ama benim hani dediğim gibi siz sıkıntı yapmayın. Tabii ki bir tereddütünüz olsun. Tereddüt olması gayet normaldir. Burada evet. Hani bir işlem yapıyoruz. Hani bu işlemin sizin tarafınızdan tereddüt olması gayet normal. Ama bir de güvenmek icap eder. Güvenebilirsiniz. İnşallah onu kesimlerinize baktıktan sonra değerlendirip karar vereceğim artık şu anda. Ya hala ağlarım diyorsunuz ya da şey. Yok ben ağlamam, ağlatırım yani. İyiymiş. Çok iddialı konuşuyorum. Ya. İddialıyım. Başından beri söylüyorum. Şimdi benim 3 tane çocuğum var. Onlara bir şey olmadıktan sonra ağlamam. Ha. O zaman durum kritik. Çocuğunuz şöyle varsa. Şöyle döner misiniz rica etsin? Bana dönün lütfen. Çocuk olunca akan sular dönür tabii ki. Yok, ağlamak anlamında. Kaç yıldır evlisiniz? 8 yıl oldu. Maşallah. Allah tamamlar neredeyse. Amin. Mutlu bir beraberliğimiz var. Güzel. Ondan dolayı da kardeşim eşiniz evlendi. Eşiniz kıskanç değil mi? Kuaförler biraz çapkın oluyor ya hani. Yok, ben çapkın olmadığım için kuaförlerin ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Bizi derken? Eşimle beni. Eşimle beni. Tabii yakışıklılık da var dermiş. Ha, mütevazı değiliz yani. Yok yok. Anladım. Eşinize selamlar o zaman. Eşiniz ev hanımı mı? Çalışıyor evet. mu? Çocuklarıma bakıyor. Anladım. Dükkan sizin mi? Kardeşimin, benim, bizim. Hı. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 18 yıl oldu aşağı yukarı. Oo, bayağı olmuş. Şimdi ben önüne ince bir perçem keseceğim. Hani bu perçem arada isterseniz hani kaybolacak. Hı-hı. İsterseniz arada bir hani kullanabilirsiniz. Bu sizin açınızdan hani şey eski anınızı canlandırmayacak. İşim. Yeni bir hani model olacak sizin için. Arada bir kestireceksiniz. Yaşayabilirsiniz çünkü bu bayağı saç gidiyor. Bayağı saç gidiyor derken boyu çok gitmeyecek. Ara kat atıp yo, boyunu hani ölçebiliriz. Mezuro muydu? Metre miydi? Onunla ölçebiliriz. Boyunda sorun yok. Yok diyorsunuz ama bildiğiniz boylar gidiyor yani. Hani boyları burada alın. Siz tutun boyları. Bana da dönün. Boylar sizde, önler bende kalsın. Yalnız bu da arkadan gelen bir saç olduğu için siz sonuçta saçını arkadan öne doğru geldiği için tamam, önden de arkaya gittiğinde uzalıyor. Ya ben şu anda bir saçımı geriye tarayıp bakabilir miyim? Şurayı keseyim tamam. Ondan sonra bakın. Şurayı ama aldınız sonra. Farkında mısınız? Saç kalmadı zaten. Yok var var biraz. İsterseniz makas versin arkadaşlar. Dipten vurun. Olur mu? Ha şimdi siz vurabilirsiniz. Buyurun bakın.
Hani ne bağıracak, ne üzülecek, ne de ağlayacak bir saç var burada. Yapacağın ama şey... Ama bildiğiniz kısaldı yine yani. Önler gitti. Peki mi? Doğrudur. Doğrudur mu? Evet. Doğrudur, doğrudur anlamında. Ama bence komik değil. Gerçekten değil yani. Yok yok, sıkıntı yok. Yani şimdi mesela buradan baktığınızda, kullanım açısından baktığınızda sorun yaşamayacaksınız. Eğer ki siz bu saçı kısa görürseniz... Ama ben şu anda saçlarım gerçekten kısaldı yani. Saçlar değil, önler kısaldı, boylar yok, duruyor. Kısaldı yani. Yani gerçekten... boyda mesela eğer bir saç yani bu, boydan saç kısalmamışsa kısalmamıştır. Yani bu nasıl bir tarzdır ben anlayamadım. Önler çok kısa, buralar uzun. Hani ben böyle bir saç tarzı hiç görmedim açıkçası. Ya bu modeli bana bir anlatabilir misin? İlk olacak, kullanırken görürsünüz. Bu modeli bana anlatabilir misin? Şimdi bu model nedir mesela diyeyim, isim olarak mı anlatayım? Yani bu tarz nedir yani? Ben bu tarzı bu tarz ne tekin yapabilirim tarzıdır, yani? Tekin tarzıdır. Hayır, ben tekin tarzı tekin değil. Tarzını buraya yansıtacağız. İnsanların içine çıktığım zaman bu tekin tarzı, ben tekin tarzını yansıtırım demeyeceğim. Tabii ki bir kıyafet giydiğinizde evet. Mesela işte ben herhangi de size bir diyorum ki bu tarz nedir yani? Bu bana Tekin Bey bu tarzı bir anlatabilir misiniz? Ya ben şu anda bu tarzı anlamak istiyorum gerçekten. Yani kesimin bir ismi olmadığı için tekin tarzı demem gayet normal. Ben bu şekilde kesiyorum. Bu da tarz oluşturuyor. Öne doğru kat. Hı hı. Arkalara da arkadan baktığınızda V şeklinde katlı kesimdir. Anladım. Evet. Bu bana verdiğiniz söz, saçın gitmeyecek diye verdiğiniz söz. Evet. Şu anda arkaları da bu şekilde olacak mı? Bu şimdi şekilde arkaları, bana söz verdiniz. Arkaları şuradaki gibi kısa olmayacak. Arkalara doğru zaten V şeklinde yani görmeyecek. Benim arkadan baktığım zaman ön gibi mi olacak? Bana bunun bir cevabını hayır. Verin. Ben ona göre devam edip veya etmeyeceğim konusunda bir tam bir net hayır. Karara varayım. Hayır. Emin misiniz? Tekin. Hiç komik değil gerçekten. Komik olmayan bir şey söylettirmeyin. Müsaade edin, ben saçımı yapayım. Bana hani müsaade etmediğiniz için saçlar Tekin kuruyor. Müsaade etmediğiniz için diyorsunuz Allah aşkına şu yerdeki saçlara bakar mısınız bir ya? O arkadaş komşudan getirmiş atıyor. Valla bu şu anda espri yapıyorsunuz hiç komik değil. Şu boyuta bakar mısınız ya? Bildiğiniz saçım gitti yani. Ben buraya bir el karışı dedim. Yani bir el karışı izlasında. Benim elim ve şu anda bir insana perük yapabilirsiniz bu saçta. Yok ya bunlar gerçekten değersiz saçlar. Yani şu saç... Değerli olan sizde var olacak, bakın, güncel olacak şu saçtır. Anki saç... Yani görüyorsunuz değil mi izasını? Görüyorum. Ne kadar? İki karış var orada. İki karış. Ama ben dedim ki bir karış. İşte aramızda çok fazla bir fark yok. Bire bir var. Yani, o sıkıntı yok. Tekin Bey ben size bir şekilde mi güveneceğim? Ben sizin hani saçlanmanızı istemem. Burada kalın. Ben saçımı ama keseyim. Arkalara gerçekten o şekilde makas vurursanız ben hiçbir şekilde müdahale ettirmeyeceğim. Şimdi bakarsanız ve, elimde makas yok, evet. Ustura var. Ustura kesimini insanlara ben burada gösteriyorum, öğretmeye çalışıyorum. Hani aslında siz de şanslısınız. Hem burada eğitim veriyorum, hem de güzel bir model çıkartmaya çalışıyorum. Müsaade edin bana. Ben zaten güzelim, o konuda bir sıkıntı yok. Buradan bahsediyorum. Sizin güzelliğinize ben müdahale i̇şte, edemem zaten. O güzellikten bu çıkacak yani. Kesinlikle hani... güzel bir şey çıkacak. Demet Hanım, Tekin Bey'in saçını kısaltmadığına ikna olmuyor. Bu konuda pek de haksız sayılmaz doğrusu. Bu arkadan neden boynuydu? Tekin Bey. Konuşmayalım demiştik yani ya. Ama konuşmayalım değil yani. Eğer arkadan giden buysa yani şu anda kalktım. Şimdi mesela şuradaki saç... Bir çay kahve içsem mi yani? Bilemiyorum. Ice tea de verebilirim beklerseniz. Buradaki saç buraya bakın, geldiği kişi oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda saçım bayağı kısaldı yani. Doğru. Yani ben bundan sonra size hiçbir şekilde saçıma işlem yapmanızı istemiyorum. Olur. Ya benim şu anda... Hayır Tekin Bey. Şu anda yani gerçekten saçım bildiğiniz koyun gibi kırptınız ya. Böyle bir saç modeli yok. Yani şimdi lütfen kendinize yakıştırdığınız yok, tabire yok, hayır. Bakar mısınız? Hiç hoş değil ama. Hoş olmayan sizin tavrınız. Ben tavrınızı anlayamadım. Hayır tavrım... Ben size anlatırken... Tavrımda hiçbir şey yok ve ben şu saçlarıma ne kadar emek verdim. Sizin yapmış olduğunuz saçınızın boyu gitmeyecek. Ben bir karış, emeği, bir karış, bir karış, emeği bir yani. İşleyerek... Emeği ama işleyerek, bakın ben boyuna dokunmayın değiştirerek, dedim size. Boyuna değiştirerek... hiçbir şekilde dokunmayın dedim. Şu anki saçın boyunu görüyorsunuz. Müsaade edin saçı yapayım lütfen. Böyle demagoji yapmanız arkaları size bir şey kazandırmaz. Bana kazandırmadığı hiçbir şey kazandırmıyor, kaybettiriyor. Saçlarım gidiyor Tekin Bey. Benim vaktim gidiyor. Benim saçlarım vaktimi gidiyor. Vaktimi oynamayınız. Saçınıza dediğim gibi bana müsaade ettiğiniz için. Arkalarım da bu şekilde beni olacaksa ben size hiçbir şekilde anlayış beni de, göstermeyeceğim. Beni de anlayışla hiçbir dinlediğiniz anlayış için. Göstermeyeceğim. Lütfen dinleyin ama. Ama dinlemiyorum ben size. Dinlemediğinizde anlamayacaksınız. Anlamadığına bir şeyde de ortamda bir şey çıkmaz. Hani müsaade Tekin edin. Tekin Bey arkalarda bu şekilde olacaksa ben sizi dinlemek istemiyorum. Gerçekten. Yok yok bu şekilde olmayacak.
Şöyle bir düz durun lütfen.